Büyük bir şehirde mi yaşıyorsunuz? O zaman derdiniz de büyük. Siz de her trafik keşmekeşinde, yağmur yağıp seller aktığında, otobüste, dolmuşta sıkışıp kaldığınızda bildiğiniz tüm fikirleri yanınızdakiyle paylaşıyor musunuz? Böyle iş mi olur canım? Şimdi bunu düzeltmek için şöyle bir şey yapacaksın, şuradan bir hat geçireceksin falan filan. Vatanı, memleketi kurtarmayı pek seviyoruz. Ama lafla. Lafla peynir gemilerini yürütmeye çalışıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla atalarımız o gemileri karadan sadece lafla yürütmediler. Özgün fikirler ürettiler ve çağın gerektirdiği teknolojiler her neyse onları bulup kullandılar. Şimdi sıra bizde. Yıl olmuş 2017, biz hala nokta nokta diye başlayan cümleleri kurmak çok kolay. Önemli olan fikir üretebilmek, çözüm önerisinde bulunabilmek. Belki de teknoloji bize bu konuda yardımcı olabilir. Akıllıyım ben diyorsanız, içinde yaşadığınız şehri de akıllı hale getirebilirsiniz. Dünyada giderek yaygınlaşan bir trend bu. Akıllı şehirler trendi. Daha yaşanabilir, sürdürülebilir, verimli şehirler için insan odaklı yaklaşımlar geliştiriliyor. Ve bu yaklaşımlarda da temel araç teknoloji. Bilgi işlem teknolojileri, nesnelerin interneti gibi bir takım konseptler şehirlerde bizim gözümüz kulağımız haline geliyor. Akıllı bir insan dış dünyadan duyu organları vasıtasıyla nasıl bilgi topluyorsa şehirlerde de sensörler aracılığıyla bilgi toplanıyor. Daha sonra toplanan bu bilgiler değerlendirilerek, işlenerek şehrin problemlerine anlamlı çözümler olarak geri dönüyor. Fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağına nesnelerin interneti deniyor. Bir nevi insanın sinir sistemine benzeyen bir yapı şehirlerde nesnelerin interneti yardımıyla kurulabilir. Bütün bunlar iyi güzel de biz ne yapabiliriz? Akbil kullanmak dışında aklımıza akıllı şehirler konusunda hiçbir şey gelmiyor demeyin. Bakın biraz düşününce neler neler akla geliyor. Şimdi dünyadan birkaç tane örnekten bahsetmek istiyorum sizlere. Arabası olanların trafik dışındaki en büyük derdi otoparktır herhalde. Benzin fiyatları zaten almış başını gitmiş. Bir de park yeri bulabilmek için dolaş dur. Araştırmalara göre her bir sürücü park yeri bulabilmek için her gün fazladan ortalama 500 metre civarında yol kat ediyormuş ki bu ayda 15 kilometre eder. Harcanan yakıtı, o yakıtın çevreye verdiği zararı, oluşan zaman ve emek kaybını bir düşünsenize. Güney Koreliler düşünmüşler, konuşmuşlar ve sonra da bir çözüm ortaya koymuşlar. Şimdi onlardan çok ileri teknoloji bir çözüm örneği bekliyorsunuz değil mi? Tam tersine, yüzyıllardır bilinen ve kullanılan uçan balonlardan faydalanmışlar. Arabanızı park edince aşağıya iniyor, çıkınca yükselerek "burası boş" diye size işaret ediyor. İşte buldukları çözüm bu kadar basit ve insan böyle bir çözümü görünce "yemin ederim benim aklıma gelmişti" diyesi geliyor. Tabii akıllı bir şehirde artık bundan çok daha fazlası yapılabilir. Mesela bir şehirdeki tüm otoparklara sensörler yerleştirilerek mobil bir uygulama yardımıyla navigasyon sistemlerine entegre olunur ve sürücüler boş park yerlerine yönlendirilebilir. Alın size enerji verimliliği. Bu konuları sadece Korelilerle ya da Japonlarla ilişkilendirmemek lazım. Teknolojinin, iyi fikrin ırkı olmaz. Söz konusu şey yenilenebilir enerji ise Türkler de pekala gayet güzel işler yapabilir. Hatta hem yenilenebilir hem de yenilebilir bir enerji kaynağı üretebilirler. Mesela Cengiz ve Mihri Özkan çifti mantardan pil yapma üzerine çalışıyorlar. So this is a ribbon structure of the mushroom and this is highly porous. So this gives us a very good starting point towards making battery materials. Başarırlarsa hem pil kapasitesini arttıran hem de karbon ayak izini azaltan bir teknoloji üretilmiş olacak. Mantar demişken şimdi hemen akla şehirlerde böyle mantar gibi birdenbire bitiveren yüksek binalar ve bunun sonucunda giderek azalan yeşil alanlar problemi geliyor değil mi? Nereden nereye? Londra'da bu problemi çözmek için bazıları yeraltı çiftlikleri açmaya başlamış. İkinci Dünya Savaşı'nda sığınak olarak kullanılan yerlerde şimdilerde sebze yetiştiriyorlar. Sadece sığınaklarda değil, eski madenlerde, tünellerde, hatta metro istasyonlarında bile ürün yetiştirebilmenin mümkün olduğunu söylüyorlar. Bazı şehirler de yerin altını değil denizin üstünü değerlendirmeye çalışıyor. Mesela İtalya'da güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretebilen yüzer adalar geliştiriliyor.
Amerikan Samoa'sındaki bir ada tümüyle güneş panelleriyle enerjisini üretmeye başladı. Üstelik 3 gün boyunca güneş olmasa bile elektriksiz kalmayacak kadar çok enerji. Gördüğünüz gibi şehrinin problemlerine çözüm üretmeye sadece gelişmiş ülkeler çalışmıyor. Afrika'nın bazı şehirlerinde güneş enerjisiyle çalışan otobüsler kullanılmaya başlandı. Gana'da bambudan bisiklet yapıyorlar. Dolayısıyla bisikletin gövdesi tamamen yenilenebilir. Hindistan'da bir taksici yeşil alan konusunda dahiyane bir zihni sinir projesi üretmiş ve arabasının üstünü bir bahçeye çevirmiş. Nikaragua artık dışarıdan fosil yakıt bile almayacakmış. Kendisinde de böyle bir kaynak yok. Ama güneşi var, rüzgarı var, tam 19 tane yanardağ var. Orada yaşayan insanların da aklı var, fikri var. Yakın gelecekte ülkenin %80'ini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beslemeyi planlıyorlar. Daha sonra da komşularına elektrik satmaya başlayacaklarmış. Yaşadığımız şehir bizim bir anlamda evimiz. Nasıl evimizi temiz tutmak istiyorsak, şehrimizi de temiz tutmak için bir takım fikirler üretebiliriz. Avustralya'nın Perth kenti sakinlerinden iki kişi denizlerdeki kirlilik konusundan rahatsızlık duymuşlar ve neden bir çöp kutusu yapmıyoruz ki diye düşünmüşler. 7 gün 24 saat denizdeki çöpleri toplayan basit bir düzenek geliştirmeye başlamışlar. Atıklar konusunda pompayla geliştirilen böylesine basit bir çözüm bile yaşam kalitemizi arttırabilecekken buna bir de bilgi işlem teknolojilerini entegre edersek gerçekten akıllı şehirlerde yaşamaya başlayabiliriz. Mesela sensörlerle donatılmış çöp kutuları içindeki çöpün miktarını otomatik olarak algılayıp sıkıştırabilir, normalden 8 kat fazla çöpü depolayabilir ve dolunca da internetten belediyeye haber verebilir. Her gün çöp toplamak için en uygun rotalar trafiğin ve çöp kutularının durumuna göre optimize edilebilir. Üç tarafı denizlerle çevrili olmasa da kanallarıyla meşhur Amsterdam bu konuda akıllıca fikirler üretmeye başlamış. Kendi kendine giden robotlar yapıyorlar. Hem insanları hem de eşyaları taşıyabilen bu akıllı tekneler gerektiğinde bir araya gelerek rıhtıma ya da köprüye de dönüşebiliyor. Yani gemileri karadan yürütmek yerine karaları gemi haline getirmeyi düşünmüşler. Peki buna benzeyen fikirleri biz neden üretmeyelim ki? Bunun için yaşadığımız şehri önce evimiz gibi hissetmemiz gerekiyor. Daha sonra da dünyadaki akıllı şehirleri yapmaya başlayan akıllı insanlar gibi davranmamız. Bu insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? İnternette kurdukları çeşitli platformlarda bir araya gelerek fikirler üretiyorlar ve bunları paylaşıyorlar. Kendi evinin yönetiminde nasıl söz sahibi ise şehrinin yönetiminde de söz sahibi olabilmek için inisiyatif üstleniyorlar. Şimdi Türkiye'de de bu konularda bir şeyler yapabilmek için online bir platform kuruldu. Şehirsizin.com. Bu akıllı şehirler için kurulmuş bir online platform. Herkesin erişimine açık ve ücretsiz. Kendi yaşadığınız şehri seçiyorsunuz ve orası için üretilen içerikleri, fikirleri inceleyip anketlere katılabiliyorsunuz. Fikirleri beğenip beğenmemek, yorum yapmak, fikir yazmak serbest. Vatandaşların şehirlerini iyileştirmeye yönelik fikir ve görüşlerini paylaştığı bir web sitesi bu. İşin güzel tarafı şehrin sakinleri tarafından üretilen bu çözüm önerileri, fikirler inceleniyor, uzmanlarla paylaşılıyor, ardından da ilgili kurumlara iletiliyor. Hatta başarılı bazı fikir sahipleri ödüllendiriliyor. Akıllı bir şehir yaratabilmek için akıllı fikirler üretmek işin belki de en önemli kısmı söylediğim gibi ama bunu muhakkak teknolojiyle de desteklemek gerekiyor. Vodafone bir teknoloji sağlayıcısı olarak şehirsizin.com platformundaki önerilere teknolojik çözümler sağlıyor. Akıllı şehirler inşa etmek kendimiz için daha konforlu bir hayat sağlayabilir ama bence bundan da önemlisi yarınlarımızı şekillendirebilir. Çocuklarımızın daha temiz, daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşmasını sağlayabilir. Bisiklet sürenler için dünyanın en iyi şehri mi olmak istiyorsunuz? Ya da dünyanın en temiz havalı şehri? Neden olmasın? Az önce sizlere dünyanın gelişmiş, gelişmemiş dört bir tarafından 12 farklı örnek gösterdim. Bunların çoğunu, hatta daha iyilerini bizler de düşünebiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden akıllı bir şehir için akıllı fikirler üretmeye başlamak lazım. Çünkü 13. proje belki de sizin aklınıza gelecek bir fikirden ortaya çıkacak.